Kanat sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, çiftliğimizin son durumunu sizlere göstereceğim. Onun haricinde köpekler bir tavuğumuz daha almışlar. Yani komşu görmüş köpeğin ağzında. Yetişemedik tabi. Yani biz bu köpeklerin elinden ne yapacağız ya? Vallahi billahi yani ben anlamadım. Çocuğumuz da burada. Şu beyaz tavuğumuzun ayağı kırık olan değil de diğeri hani çok çıkıyordu ya dışarı, söylemiştim, göstermiştim. O tavuğumuz köpeklere yem oldu arkadaşlar. Jilet bir koruyamadın ya tavuğunu. Ha, bakın. Her taraf köpek dolu. Yani bunlara bir çare bulamıyorlar ya. Bir yani ben anlamadım, bu belediyeler ne iş yapıyor? Bak. Sanki bir vatandaş gibi geziyorlar. Yani binlerce var yani. Burada binlerce var yani. Sürekli zarar veriyorlar bize. Bir ay içerisinde 4 tavuğumuzu köpekler götürdü. Bunların başında böyle beklemesen olmuyor. Telin içine koyuyorum. Telin içinden çıkıyorlar. Kümese koyuyorsun. Kümesin içinden çıkarmadığın zaman da yazdır, sıcak havalar. Ondan dolayı insan kıyamıyor. Arkadaşlar bunda biraz iyileşme var. O çektiğimiz günün ertesi gün biraz kötüleşmişti. Hiç ayağa falan kalkamıyordu. Antibiyotiğe devam ettik. Bak, şu an midesi dolu, yemiş. Yani bak. Git bak kuzum. Bak orada bak. Geziyor böyle tavukla beraber. Git oraya, git bak. Ayağı kırık olan tavuğumuz durdu. Yani iyileşti de tabi şimdi. Diğeri çok uzaklara gidiyordu. Tam köpeklerin dibine. Onu kurtaramadık. O gitti. Jilet de tabi hiç umurunda değil. Gel. Gel Jilet, gel. Bile 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 bile. Bile 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 bile. Bili 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 bili. İşte tavuk sayımız çok azaldı. Sana ne oldu ya? Sen çamurdan mı çıktın? Arkadaşlar topu topu 8 tavuğumuz kaldı. Yumurtlayan. 15-16 tane tavuğumuz vardı ya. Şurada inşallah iyileşir. Biraz umudum var gibi. Antibiyotiğe devam ediyorum. He kuzum, gel. Gel. Mesela dediğiniz gibi buna yumurta veriyorum. Yumurtanın sarısından veriyorum hatta. De civciv yemi veriyorum buna. İnşallah iyi olur. İnşallah kayıp vermeyiz bir daha. Çok üzücü oluyor arkadaşlar. Bakıp büyütüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ondan sonra gidiyor. Evet, şimdi ettiklerimize geldik. Ettiklerimiz diğer civcivlerimiz arkadaşlar fark kattılar. Siz de farkı görebiliyorsunuz herhalde. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Böyle başlarında olduğumuz zaman çıkartıyoruz dışarıya. Mesela şimdiden oturarak otlamaya başlamışlar. Ya nasıl bir şey ya? Nasıl yapıyorlar böyle ya? Normal civciv bu şekilde küçücük. Onlar daha kuyruğu çıkmadan kocaman olmuş.
Maşallah. Açeteceğin horozu denk gelirse o zaman görürsün. Arkadaşlar arada böyle denk geliyorlar. Tavukları kıskanıyorlar. Çarpışıyorlar yani. Onlar bu kapıyı bu tarafa geçemiyorlar. Bu da o tarafa gitmiyor tabi. Şuradan o tarafa geçmiyor. Herkes yerini, yurdunu biliyor artık. Alıştılar. Çok fazla da şey yapmıyorlar yani birbirlerine. Karşılaştırlar bile. Ayrılıyorlar ama tabi Afiteci'nin iki tane horozu var. İkisini de bırakmıyor Cidit. Bu tarafa geçsinler. Tavuklarını dahi bırakmıyor yani. Sonra kızlar dışarı çıkmak için can atıyor otelden. Çıkardığımız zaman biraz dışarıda geziyor, sakinleşiyor. İçeride çok bağırıyor. Bizi çıkar, çıkar, çıkar diye. Evet. Arkadaşlar tavuk sayımız azaldı. Bundan dolayı yumurta sayımız da azaldı. Günlük bugün sabah 2 tane almıştım. 2 tane de kümes de var. Yani 4 tane falan yumurtlamışlar bugün. Bak köpeklerin yanına gitmeyin, tamam mı kızlar? Bak uzaklaşmayın. Cilet'in yanından bir yere gitmeyin. Cilet hiç olmasa haber veriyor. Yapmayın böyle ya, yazık da size. Bak bir tane tavuğumuz da ta orada. Bak bir tanesi de ta nereye gitmiş, buradan görünür mü? Uzaklarda. Bir tanesi de şurada. Çok uzaklara gidiyorlar arkadaşlar. Bunları giderken memlekete götüreceğim. Çok uzaklaşanları babama götüreceğim orada. Çok güzel bir yerimiz var. Hiçbir yere çıkamazlar. Büyük duvarlarla çevrili yerimiz. Orada inşallah köpek falan da yok. Orası çok iyi. Arkadaşlar bugün de böyle. İnşallah bir daha kayıp yaşamayız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.